Gitmeyin çünkü son panelimiz çok değerli. Gitmeyin. Evet gitmeyin gidenleri görüyorum. Bugünün kapanışını iki tane genç pırıl pırıl kadınla yapıyoruz. Samsun Bahçeşehir Lisesi'nden geldiler. Duru ve Zeynep'i sahneye davet ediyorum. Buyurun kızlar. Ee, Duru ve Zeynep e, Samsun Bahçeşehir Üniversitesi Kozmos Bilim e, Kulübü üyesi ve e, çok güzel çalışmalar yapıyorlar ve e, çok değerli e, deneyimleri var. Onları bizle kısaca paylaşacaklar. Ondan sonra da kapanışı yapacağız. Keyifli dinlemeler. Şunu <laughs> Şuradan. Şey yapabilirsiniz tamam. Teşekkür ederiz. Evet. Bizim bir sunumumuz vardı. Onu evet, alabilirsek. Evet, onu çok iyi olur. Evet, öncelikle hepinize yeniden merhabalar. Burada bugün son panelde bizimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederiz. Ee, biz programın başından beri buradayız. Bihter Hanım da bahsettiği gibi Samsun Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi'nden geliyoruz. Bugün birbirinden değerli kadınları, birbirinden değerli konuşmacıları dinledik ve hepsi bize gerçekten çok büyük ilham oldular. Bunun için de bize nazik davetleri için Bihter Hanım'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Biz Kozmos Kulübü'yüz. Roketlerden denizaltılarına, tarımdan sağlığa birçok proje yapıyoruz. Ve bu projelerde aslında temel amacımız dünyayı daha iyi bir yer haline getirip onarmak, insanlara dokunabilmek. Ve bu çerçeve altında kendi vizyon ve misyonumuzu da bir bakıma insanlara gösterip aktarabilmek. Evet, biz bugün sizlere neler anlatacağız? Aslında biz sizlere kendi hikayemizi anlatmak istiyoruz. Ve bugünün anlam ve öneminden yola çıkarak kendi deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Burada anlatacağımız konuları yazdık. Burada sizlere bir örnek oluşturabilmek adına hepsine teker teker kısaca değinmek istiyoruz. Biz Ben lise son sınıf öğrencisiyim ve lisenin başından itibaren, ilk yılımdan itibaren birçok proje yaptım. Bu projeler belki 35-40'a aşkın projeydi. Sosyal sorumluluk projeleri, teknik projeler birçok farklı alanda kendimizi deneyimleme imkanımız oldu. Kulübümüzde de kalabalık bir ekibiz aslında biz. 30'un üzerinde lise öğrencisiyle çalışıyoruz ve bunların da birçoğu kız öğrencilerden oluşuyor. Ve çok farklı kalabalık ekiplerle bir arada çalışıyoruz. Arkadaşımın da bahsettiği gibi roketlerden denizaltlarına, tarımdan sağlığa birçok alandayız ve sosyal sorumlulukta bunların çok önemli bir ayağı bizler için. Burada en büyük sosyal sorumluluk projelerimizden geçen Haziran ayında Gaziantep'e gidip orada konteyner kentlerde yapmış olduğumuz çalışmalarımızdı. Burada da görsellerde size biraz göstermek istedik aslında oradaki deneyimlerimizi. Oradaki köy okullarına, konteyner okullara giderek en iyi bildiğimiz şey sistem aktivitelerini yapmak istedik öğrencilerimizle. Evet, biz denizaltılar yapıyoruz, roketler yapıyoruz, tarım çalışmaları yapıyoruz. Ama bunları nasıl daha iyi anlatabiliriz diye gittik aslında ve çok farklı bir deneyimdi bizim için. Orada bir çocuğu teleskopla buluşturduğumuzda aslında sadece o çocuğun değil, o çocuğun annesinin, anneannesinin, babaannesinin ilk defa teleskopla tanıştığını gördük biz orada. Orada birlikte yıldızlara baktığımızda. Aslında sadece yıldızlara bakmıyorduk. Biz o çocukların hayallerine de bakıyorduk. Astronot olmak isteyen çocuklar vardı. Ben nasıl proje yapabilirim diye soran çocuklar vardı. Ve biz o teleskobu orada bıraktık. Ve online uzaktan belirli dersler yaptık onlarla. Kendimiz çapında tabii. Orada birlikte bazı etkinlikler yaptık. Diyelim ki o gün bir güneş tutulması var. Biz yine Samsun'da onlar Gaziantep'liler. Birlikte çalışmalarımızı anlattık onlara. Ve harika bir deneyim oldu bizim için de. Hala da görüşüyoruz ve çok keyifli gerçekten. Aynı zamanda bugün sıkça da bahsedildi iklim farkındalığımız da bulunmakta. Bunun hakkında çokça projeler yaptık. Zaten bahsediyoruz. Bizim amacımız dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek. Bunun için hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben de 10. sınıf öğrencisiyim. Şu zamana kadar birçok proje içerisinde dahil oldum. Birçok proje içerisinde bulundum. Bunlardan bazılarını iklim çerçevesinde isterseniz örneklendirelim. Geçen sene biz Samsun'da, deniz kıyısında denize çok aşikar olan bir iliz. Oradaki kirliliği fark ettik ve bu kirlilikten aslında birazcık insanlara bir farkındalık çalışması yaratmak istedik. Bu kapsamda deniz kıyısındaki çöpleri, atıkları toplayarak bireylere iki boyutlu bir görsel, iki boyutlu bir heykel tasarımı yaptık. Bununla beraber aslında bizim ana amacımız bireylere bir farkındalık oluşturmaktı. Bununla alakalı da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evet teknik projelerimiz. Bu projeler de bizler için çok kıymetli. Çünkü bir çocuğun lisede aslında kendini keşfetme dönemidir. Benim yazılma mı ilgim var, tasarıma mı ilgim var, iletişime mi, medya mı ilgim var. Aslında bunları tam öğreneceğimiz çağlar oluyor bunlar. Ve aslında bizim kulübümüz bize bu özgürlük alanı tanıdı. Bir projede yazılımla, bir projede tasarımda olarak farklı programları öğrenerek farklı alanlarda kendimizi geliştirdik. Ve burada en önemli olan şey aslında takım çalışmasını öğrendik. Biz kulüp olarak hep şunu deriz, ben değil, biz değil, hepimiz. Bu kapsayıcılığı aslında sağlamak istedik. O yüzden ondan fazla takım üyesiyle birlikte çalışmalar gerçekleştirdik. Mesela denizaltı takımımızda ben finale gitmeden önce saat sabah 5'e kadar çalıştığımızı bilirim. Ve o kadar keyifliydi ki genelde saatin kaç olduğunu anlamazdık bile. Çünkü vakit kendiliğinden geçmiş olurdu. Aracı çıkarırdık. Otonom görevde araç acaba sarı daireye kondu mu, konmadı mı? Tamam bir problem varsa bunu nasıl çözebiliriz? Ve sabahlara kadar bununla ilgilenirdik. Ve bu bize çok büyük bir keyif verirdi. Bir sene yazılımda mıydık? Öbür sene tasarımda görev alırdık. Ve bizler için çok güzel bir öğrenme yolculuğu oldu bu teknik projeler. Hem teknik anlamda hem de kendimizi tanımak ve keşfetmek anlamında. Evet, çeşitli sosyal sorumluluk projelerinden bahsettik. Aynı zamanda bunun yanında farkındalık etkinlikleri de yapıyoruz. Çünkü aslında bakacak olduğumuzda bizim kulübümüzde çok farklı bir ekosistem var. Hepimizin farklı alanlara ilgileri var ya da ilgilerimizi keşfetmeye çalışıyoruz arkadaşımız Zeynep'in de söylediği gibi. Ve biz aslında hepimiz bu farklı alanlarda aynı masada birleşerek aynı şey için savaşıyoruz. Özgürlük için savaşıyoruz. Bunlardan birisi de özgürlük. Ee, ve bir meselemiz var. Bu mesele içinde çeşitli farkındalık projeleri yapıyoruz. Bu farkındalık projeleri e, aslında çok alanda söyleyebiliriz. En yenilerinden birisi medya farkındalığında olan e, podcast çalışmalarımız. Hatta Bihter Hanım'ı da orada ağırladık. Kendisi ikinci bölümümüzün konu oldu. Ee, dün de aslında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir bölüm yayınladık. Eğer bakarsanız Coscast adı altında çok mutlu oluruz, çok memnun oluruz. Çünkü bizim asıl amaçlarımızdan birisi de değinmiş olduğum gibi daha fazla kitleye hitap etmek ve kendimizi daha iyi anlatabilmek. Aynı zamanda burada bekleme de yapmak istiyorum. Biz gün başladığından beri buradayız ve harika sunumlar dinledik hepinizden. Sizleri de konuk olarak birçoğunuzu almayı çok isteriz. Kesinlikle. Biz elimizden geldiğince çıkışta da iletişim numaralarınızı soracağız size mail adreslerinizi Ama eğer evet. biz ulaşamazsak bile bugün mutlaka bir darılma da tekrar danışacağız bunun için. <laughs> Devam ediyorum buradan. Kutup araştırmaları. Belki size farklı gelebilir. Çok duyduğumuz bir alan değil. Ama ben kendi adıma söyleyeyim. Benim için çok özel bir alan. Ben bu ay Antarktika'dan döndüm. Antarktika'ya 10 günlük bir serüvenim oldu benim. E, ee, kutup araştırmaları da benim lisenin ilk başından itibaren projemdi. Benim ilk projem kutup araştırmaları ile ilgiliydi. Kalıcı bir bilim üstü tasarım yaptık biz. Birçok ülkenin orada kalıcı bilim var. Türkiye'nin ne yazık ki henüz yok ama çok güzel çalışmalar yapıyorlar ve ben eminim ki kısa bir süre sonra bizim de kendi bilim üstümüz olacak. E, ee, Yine kendi projelerimden örnek vereyim. İlk sene bir kalıcı bilim üstü. ikinci sene ilkokul öğrencilerini genellikle baz alarak gerçekleştirmiş olduğumuz okul içi, okul dışı ve sanal öğrenme ortamları ve üçüncü senede bir giyilebilir teknoloji projesi gerçekleştirdik. Ve bu giyilebilir teknoloji projemizle birlikte biz TÜBİTAK'ta Türkiye Birinciliğine layık görüldük. Ee, bu montu geliştirirken aslında, kısaca monttan biraz bahsedeyim size, bireyin vücut sı sıcaklığı, diyelim ki bir düşme algılandı, hipotermi öncesi uyarılar, ee, Kalp atımı gibi verileri alarak GPS'ten bunların kontrolünü sağlıyoruz ve herhangi bir komplikasyon durumunda önceden araştırmacıya müdahale etmeyi planlıyoruz. Bugünün de anlam öneminden dolayı da şunu da vurgulamak istiyorum. Biz üç kız öğrenci olarak bu projeyi yaptık ve genellikle şöyle bir algı olabiliyor. Bu tür mühendislik projelerinde genellikle şey soruluyor. Hani genellikle bizden beklenmeyebiliyor bunu siz mi yaptınız gibi sorular olabiliyor. Evet bunu biz yaptık ve bunun birikimiyle biz bunu yaptık ve birbirimizden aldığımız, sizlerden aldığımız güçle biz aslında bunları gerçekleştirdik. Ve bu projemizle de 631 proje arasından Türkiye birincisi olduk. Ardından da dört farklı kategorideki birinci arasına bir mülakat sonucunda Antarktika'ya gidecek ekip olarak seçildik. Ve Burada da montumuzun fotoğraflarını görüyorsunuz. Yine burada tasarım, elektronik, yazılım gibi birçok farklı alanda çalıştık ve doğadan ilham aldık biz. Aslında doğa en iyi öğretmen. Birçok mühendislik ve tasarım projesinde kullanılıyor. Ee, ve biz de buradan yola çıktık. Diyelim ki bir hidrofobik yüzey oluşturacağız. Nilüfer çiçeklerine baktık. Diyelim ki bir termal e, kumaş kullanacağız. Gittik kutup ayılarını inceledik. Ve buradan yola çıkarak doğadan ilham alarak bir mont geliştirdik. Ve Antarktika sürecimiz başladı bizim 10 günlük bir yolculuktu İstanbul çıkış daha sonrasında Türkiye'ye dönüş olarak çok uzun bir yolculuk buradan 14 saat Brezilya'ya bir uçuşumuz oluyor ardından Arjantin'e Arjantin'de Sao Paulo'dan Punta Arenas'a ve daha sonrasında Antarktika'ya. Bunun en güzel kısmı çok uluslu bir ekiple çalışmaktı. Bizim gemimizde Bulgar araştırmacılar da vardı, Amerikalı araştırmacılar da vardı. Antarktika'ya giden uçakta birçok farklı araştırmacıyı görebiliyordunuz uluslararası atmosfer bizim için çok kıymetliydi. Ee, ve yine şunu da eklemek istiyorum. Türkiye Kutup Araştırmaları Başkanı Burcu Özsoy. Kendisi bir kadın bilim insanı. Ve belki de bizim bu yola girmemize de biz en çok ilham olan kişi kendisidir. Buradan da çok teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Ee, kendisi de gerçekleştirdiğimiz bu yolculuk da bizler için çok anlamlıydı. Kıtada montumuzun testlerini gerçekleştirdik. Ve biz bir makale yayınladık bununla ilgili de. Mühendislik dergisinde. Bizim ilk yayınımız oldu. Yaşlarımızda 16-17 yaşındayız. Ee, o yüzden bizler için çok kıymetli. Ve bir pater Başvurusu sürecine gittik. Projemizi de ilerleyen süreçte bir startup olarak kullanmayı planlıyoruz. Bunu neden dağcılığa uyarlamayalım? Deprem bölgesine gittik dedik. Neden bunu arama kurtarma çalışmalarında kullanmayalım? Biz bunları gerçekleştirmek istiyoruz ve bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ee, böyle harika bir Antarktika serüveninde de uluslararası bilim istasyonlarına gezme fırsatımız oldu. Kore, Arjantin, Şili ve Polonya'nın <laughs> bilim üslerine gittik. Burada çeşitli bilim insanlarıyla kendi çalışmalarımızı anlatıp onlarınkini dinleme fırsatımız oldu. Şunu söyleyebilirim ki Antarktika'da çok fazla insan görmediğinden çoğu zaman e, bu araştırmacılar sizi çok büyük bir misafirperverlikle karşılıyor ve çok mutlu oluyorlar ee... Kimisi pizza getiriyor, kimisi geleneksel böreğini getiriyor, kimisinin kahvesi çok şekerli oluyor. Onları da görme fırsatımız oldu. Aslında her ülke orada kendi küçük ülkesini kurmuş. Hepsinin geleneksel yemekleri farklı, iç dizaynları farklı. O yüzden bu da çok güzel bir deneyimdi bizim için. Bizim gemimizin adı da Betanzos'tu. Eski bir balıkçı gemisi revizasyon sonucunda bilim insanlarını ağırlıyordu. Biz de burada çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Ve şunu da söyleyebilirim ki ekipteki bilim insanlarının yine cinsiyet dağılımı da %50'ydi. Bunun da ben Burcu hocamızın da çok büyük bir payı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendisi de bu alanda çok büyük çalışmalar yapıyor. Biz de içinde çok keyifli ve bir o kadar da bilgilendirici bir süreci tamamladık ve eminim ki ilerleyen kariyer planımıza da çok büyük bir etkisi olacak. Evet, bahsettiğimiz gibi sosyal medya hesaplarımızı çok aktif bir şekilde kullanıyoruz. Burada da hesaplarımızı görüyorsunuz. Bugüne de alakalı çok güzel içerikler ürettik. Onları da paylaşmak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Buralardan bize ulaşabilirseniz, bizleri takip ederseniz, aynı zamanda podcastimize de böyle bir göz atarsanız çok memnun oluruz. Evet, teşekkür ediyoruz hepinizde. Öncelikle geldiğiniz için ve biz dinlediğiniz için, sonra anladığınız için bizleri. Çünkü bizler için en kıymetli olan tebrik ederiz değil de bizim anladığımızı hissedilmek, anlaşılmak aslında. Biz bugün bunu burada çok güzel hissettik. Hepiniz iyi ki varsınız. Aynı zamanda Bihter Hanım'a da ayrıca teşekkür ediyoruz bizi davet ettiği için. Burada sizlerle olmak bizler için çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler yeniden de bununla ilgili bir duyuru yapmak istiyorum. Pazartesi günü de Eko e, Türk e, TV'de 12.30'da Ahu Orakçoğlu'nun programında olacaklar. İzlerseniz e, çok seviniriz. Kızlar çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık.